Yani TM'den hayırlı akşamlar. Ben Fatih Şahin. Bugün 18 Eylül Çarşamba Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Sayın seyirciler, 2 haftalık sürede geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de güvenli bölge tesisi için verdiği 2 haftada beklediğimiz ilerleme sağlanmazsa operasyon yapacağız mesajını bir kez daha yineledi. Mesajın hedefinde şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri vardı. Washington yönetimine bizi oyalamayın uyarısında da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. Şayet Amerika ile 2 hafta içinde arzu ettiğimiz sonuca ulaşamazsak kendi harekat planımızı uygulamaya başlayacağımızı anlattım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapılan Üçlü Suriye Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği süreyi yeniledi. 2 haftalık mühlette geri sayım sürüyor mesajı verdi. 2 hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne oyalama taktiği uyarısı yaptı. Artık laf bizi doyurmuyor. Laf ola beri gele yok. İcraat bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır. Ankara'daki Suriye zirvesinin kazanımlarına dikkat çeken Erdoğan, İdlib'den gelecek potansiyel göçe karşı Avrupa'ya da çağrıda bulundu. Zirvenin en önemli kazanımlarından biri, siyasi sürece yeni bir dinamizm kazandıracak olan Anayasa Komitesi üyelerinin onaylanmasıdır. Büyük bir göç dalgası potansiyelini de içinde barındıran İdlib'deki sıkıntılı durumun en azından bir parça rahatlamasını sağlayacak görüş birliğine varılmış olmasıdır. Şayet İdlib'de sükuneti hızla sağlamazsak, bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın yükünü kaldıramayacağımızı açıkça söylüyoruz. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın yeni eğitim dönemi için üniversitelerdeki lisans öğrencilerine bir müjdesi vardı. Kredi veya burs olarak aylık lisans öğrencilerimize biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek. Sayın seyirciler, terörle mücadele tüm kararlılıkla aralıksız sürüyor. 27 Mayıs'ta Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe Harekatı 3. aşamasında yeni bir aşamaya geçilen operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirildi. Son 4 ayda yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 417'ye yükseldi. Rakamların da gösterdiği gibi güvenlik güçleri terör örgütünü tam manasıyla köşeye sıkıştırdı. Hakkari kırsalında jandarma timlerince yürütülen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı birçok sığınak ve barınak imha edildi. Irak'ın kuzeyinde ZAP bölgesindeki PKK unsurlarına düzenlenen hava harekatında da 2 terörist etkisiz hale getirildi. 4 aylık süre zarfında İran kuzeyinde etkisiz hale getirilen 417 PKK'lı teröristin 111'i Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya yönelik olarak 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine Pençe 1, 12 Temmuz'da Pençe 2, 23 Ağustos'ta Pençe 3 harekatı başlatmıştı. Operasyonlara ilişkin bilgilendirmeyi Milli Savunma Bakanlığı yaptı. 4 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 417. Sadece Pençe 2'de 82 ve Pençe 3'te toplam 29 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe 3 operasyonunda elde edilen kazanımları geliştirmek maksadıyla 13 Eylül tarihinden itibaren operasyon Doğu istikametinde geliştirilmiştir. Operasyon ile Pençe 3 bölgesine ilave olarak 60 kilometre karelik bir alanın temizlenmesi hedeflenmiştir. Kuzey Irak'ta halen devam eden ve doğuya doğru genişletilen Pençe 3 operasyonunda terör örgütünün kış yapılanmasını engellemeye yönelik olarak manevralara ağırlık verilmeye başlandı. Yeni komando birlikleri bölgeye indirildi.
Diyarbakır'da ise terör örgütünün en büyük gelir kaynağı kurutuldu. Yapılan operasyonlarda 955 kilo 150 gram esrar ve 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından uyuşturucular imha edildi. HDP aracılığıyla çocukları terör örgütü PKK'ya katılım için kaçırıldığını iddia eden annelerin evlat nöbeti sürüyor. Yüreği yaralı aileler çocuklarına kavuşacakları günü bekliyorlar. İki sene bile psikoloji tedavisini gördü. Hep elbisesini kucağına koyarak yatarak, fotoğrafını yüzüne koyarak yatarak. 16. günde geride kaldı. Annelerin evlat hasretiyle yanan yüreklerindeki ateş dinmiyor. O annelerden biri de Fatma Akkuş. 15 yaşındaki kızı Songül 4 yıl önce terör yandaşları tarafından daha kaçırılmış. Kendi deyimiyle gözyaşı dökmediği tek bir gün bile yok. Sarılırım, kucaklarım, koklarım. Evin çiçeği yaparım. Gücümüz tükendi. Anne Necla Çursa küçük çocuklarını evde bırakarak sürdürüyor oturma eylemini. Yalnız bıraktığı ağabeylerine kavuşmayı bekleyen diğer evlatlarının kaygısını da taşıyor bir yandan. Psikolojimizi bozulmuş. Biz ne yemeğimizi ne içmeğimizi bilmiyoruz. 4 senedir onun kokusunu bekliyoruz. Kardeşleri bekliyoruz, bacıları bekliyoruz onun yolunu. Mevlide Üç Dağı'nda evladının özlemiyle parçalanıyor yüreği. Ben yemin içmişim dedim onunla kavuştuğum an. 7 gün 7 gece onunla beraber yatıp kalkacağım. Ben o hayali kurmuşum. İnşallah o hayaller gerçekleşir. Diyarbakır anneleri olarak sembolleştiler ancak bir kısmı aslında farklı illerden koşup geldiler Diyarbakır'a. Tıpkı Muşlu, İkram, Gürtük gibi. Ciğerimiz yanıyor. Biz oğlumuzu istiyoruz. Nasıl götürdüler bilmiyoruz ama götürdüler. Biz oğlumuzu geri istiyoruz. Anneler ve aileler sonuç alıncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı. Oğlum nerede olsun, İran'da olsun, Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, nerede olursa olsun gelsin teslim olsun diyorum. Dördüncü kez dünya şampiyonu olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli güreşçimiz Rıza Kayalp Türkiye'ye döndü. Havalimanında coşkuyla karşılandı. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye'ye bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Rıza tebrik ediyorum. Çok yorgunsun, sonra görüşürüz oldu mu? Tebrik ediyorum. Bizim İstiklal Marşımız çalınması için de her şey. Allah'a şükür bunda hedeflediğim gibi oldu. Ve güzel bir kapanış yaparak Greco-Roman Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı söyleterek, bayrağımızı gönderecek diyerek de kapatmış olduk. Milli güreşçinin Kübalı rakibiyle yaptığı final mücadelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tüm Türkiye gibi nefesini tutarak izledi. Kaya Alp'in Yozgat'ta yaşayan ailesi de çok heyecanlıydı. Hep dualarımız da öyleydi zaten. Onu da çok şükür kazandı. Türkiye'sine armağan etti bütün büyüklerine. Oğlumla gurur duyuyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum oğluma. Allah razı olsun çocuğumdan. Hedefte ne var? Hedefte olimpiyatlar var Allah izin verirse. Seneye olimpiyatımız var. İnşallah oradan da bu bayrağımız, İstiklal Marşımızı söyletir, dalgalandırır. Daha bir bizi mutlu eder. Aynı zamanda bir Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olan Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları karşılaşma boyunca heyecan içinde dua ederek müsabakayı izledi. Aile maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve mutluluklarını birbirlerine sarılarak kutladı. Çok heyecanlandık, çok heyecanlı maç izledik. Kardeşimize gurur duyuyoruz, emeğinin karşılığını aldı, çok çalışıyor. Mutluyuz yani gururluyuz bayrağımızı dalgalandırdığı için kardeşimizle. İnşallah darısı olimpiyata. İnşallah bayrağımızı dalgalandırır. Greco-Roman stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olma unvanını alan Kayaalp, Türkiye'ye dönüşünde coşkuyla karşılandı. Onu karşılayanlar arasında ailesi de vardı. Oğlum 4. kez dünya doğusu Avrupa oldu.
İstiklal marşımız göklere çıktı dünyanın öte başında. Bayrağımız dalgalandırdı. Nice nice daha bayrağımızı dalgalandırmayı istiyoruz. Olimpiyatlarda inşallah olimpiyatta da kazanır. Bayrağımız daha orada güzel dalgalandırır. İstiklal marşımız şöyledir. Oğlumuzdan mutluyuz, gururluyuz. Bangladeş'e sığınan ve sayıları 1 milyona yaklaşan Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım bir kez daha gündemde. Üstelik bu tehlikenin hala devam ettiği belirtiliyor. Tespiti yapansa Birleşmiş Milletler. 2012'de Budistlerle Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarla başlayan ve 2017'de Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin kitlesel şiddet eylemleriyle ortaya çıkan Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik yani soykırım, Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan yeni bir raporla da belgelendi. Birleşmiş Milletler'in kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun geçen yıl Eylül'den bu yana Myanmar'daki bulgularını içeren yeni raporu, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki 120 bini kamplarda yaşayan toplam 600 bin Arakanlı Müslüman için soykırım tehdidinin devam ettiğini ortaya çıkardı. Rapor hakkında bilgi veren Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Müslümanlara yönelik zulüm politikalarının devam ettiğine dikkati çekerek, Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin soykırım niyetiyle yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini vurguladı. Darusman, uluslararası topluma Myanmar hükümetine baskı uygulaması çağrısı yaptı. Uluslararası insan hakları kuruluşları da yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamış durumda. Birleşmiş Milletler ve bu örgütler Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam ve zulümleri soykırım olarak adlandırıyor. İnsan hakları örgütleri Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini de ifade ediyorlar. 4-6 yaş Kur'an kurslarında yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Kurslar çocuklarla cıvıl cıvıl oldu. Minikler bu kurslarda İslam'ın rahmet mesajını tanıyor. Yaşlarına uygun plan ve uygulamalarla dini bilgileri öğreniyorlar. Hem de milli ve manevi değerlerle yoruluyorlar. Temel prensip severek, sevindirerek ve eğlendirerek öğretmek. İlahiler söylüyor, dualar ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kursları 2019-2020 eğitim öğretim yılına renkli ve coşkulu başladı. Kurslar çocuk sesleriyle şenlendi. 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim heyecanı sürüyor. Minik yürekler burada hem İslam'ın rahmet mesajını öğreniyor hem de milli ve manevi değerlerimizle yoğruluyorlar. Ahmet Asım, burada zaman nasıl geçiyor? Çok güzel. Neler yapıyorsunuz? Hiç. Şu anda boyama yapıyoruz. Okulu seviyor musun? Çok. Biz namaz kıldığımızda, dua ettiğimizde ne oluyor? Sevap kazanıyoruz. Ayşe Zehra, okulu seviyor musun? Seviyorum. Burada neler yapıyorsunuz? Boyama, yeşim. Oyun, dışarıda bayramlar oynuyoruz. Öğrenciler kurslarda Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i severek, anlayarak öğreniyorlar. Peygamber Efendimizin hayatıyla tanışıyor, temel dini bilgileri ediniyorlar. Hem öğreniyor hem de çeşitli aktivitelerle doyasıya eğleniyorlar. Ahmet Eymen, burada neler yapıyorsun? Dışarı çıkıyoruz, yemek yiyoruz, deney yapıyoruz, şarkılı oyunlar oynuyoruz. Peki sen en çok hangisini seviyorsun? Deney. Peki sen burada Kur'an-ı Kerim harflerini de öğreniyor musun? Evet. Hangilerini öğrendin? Elif, B, T. Elif Rana, okulda nasıl geçiyor gününüz? İyi geçiyor. Neler yapıyorsunuz burada? Boyama. Öğrencileri de, öğretmenleri de hem heyecanlı hem de çok mutlu.
Daha ilk günlerden itibaren minikler kurslara uyum sağladı. Çok eğleniyoruz. Onlarla birlikte biz de çok heyecanlıydık. Büyük bir sabırla açılmasını bekledik. Açıldı. Çok heyecanlıyız. Çocuklar çok mutlular. Çok kısa sürede çok güzel bir uyum sağladık. Çocukların enerjileri birbirlerine çok güzel tuttu. Onlar sevgiyle buradalar. Biz de o sevgiyle buradayız. Çocuklarını Kur'an kurslarına gönderen velilerin ilgisi de dikkat çekiyor. Hakikaten halkımız buna büyük teveccüh gösterdi. Ben bu anlamda velilerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte yeni açılacak kurslarımıza henüz çocuklarını göndermemiş velilerimizin de dikkatlerini bu kurslarımıza çekmek istiyorum. Zira bu kurslarımızda çocuklarımız Allah'ını, peygamberini, dinini, diyanetini, manevi değerlerini, değerler eğitimini, ülkeyi sevmeyi, birbirleriyle paylaşmayı öğreniyorlar. Sayın seyirciler, Diyanet TV dini ve milli değerler, toplumsal ve insani hassasiyetler konusundaki ilkelerinden taviz vermeden evlerinize, gönüllerinize misafir olmaya devam ediyor. Yeni yayın döneminde ekranlarınızda olacak olan yepyeni içerik ve sunumlu programlardan biri de Medya ve Din. İlk yayını Cuma günü saat 21.30'a gerçekleşecek olan program, isminden de anlaşılacağı gibi bu iki hassas alandaki sıkıntılar üzerinde duracak, sağlıklı iletişim, etkileşim ve bilgilendirmeye yönelik olarak izleyicileri aydınlatacak. Temsilcileriyle Cerablus'ta bir... Güvenle izleyin sloganıyla yıllardır yayın hayatına devam eden Diyanet TV, sahih dini bilgiyi insanlara ulaştırarak toplumun tamamını kucaklayan yayınlarıyla beğeniyle izleniyor. Birçok yaş grubuna hitap eden birbirinden güzel programlar yeni sezonda da Diyanet TV izleyicisiyle buluşacak. Bu programlardan biri de Medya ve Din. Özel televizyonlarla dini içerikli programların sayısında artış olmakla birlikte bu kez kontrolsüz, sağlıksız, yanlış dini bilgilerin insanımıza ulaştırılmasına yönelik sıkıntılar var. Dinin, medyanın süreli, basılı ve televizyon ayağında ciddi anlamda istismar edildiğine dair örnekler var. Dolayısıyla medyanın olumlu örneklerinden ziyade insanlık olumsuz örnekleriyle karşılaşmış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, toplumu medya ve din ilişkisi konusunda aydınlatacak olan programın içeriği ve hedeflerini anlattı. Medyada bilgi eksikliğinden kaynaklı yanlış haberlerin ve araştırılmadan verilen bilgilerin bulunduğunu vurguladı. Medya vasıtasıyla dini ve dini değerleri insanımıza doğru ve sağlıklı bir şekilde nasıl veririzin derdi ve amacıyla tasarlanan ve 40 bölümde yayınlanacak programda yazılı basında din algısı, medya, çocuk ve din eğitimi, karikatürlerde din algısı ve dinin yansıtılma biçimi, sosyal medya ve din ilişkisi, sinemada din adamı temsili, medya ve İslamofobi, İnternetten dini bilgi edinme, çizgi filmler ve din, medyada din istismarı ve radyoda dini anlatım gibi konular hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle aktarılacak. Tabii bu tür olumsuzlukları yaşamış olmanın yanı sıra iyinin, doğrunun ulaştırılması noktasında da medyayı bir imkan ve güç olarak görüyoruz. Kurt, televizyonlarda izlenme oranlarını artırmak için bazı dini değerlerin göz ardı edildiğine de dikkat çekti. Dini konuların reyting amaçlı tartışma konusu yapıldığı gerçeği var. Konular işlenirken de temel amacın bilgilendirmeden ziyade ekranı hareketli, canlı ve takip edilir tutmak için dini konuların tartışıldığını biliyoruz. Konuk seçiminde de bunun özenli olarak yapıldığını görüyoruz. Görüşleri ve fikirlerinin birbirine zıt olduğu düşünülen insanları aynı programda tartıştırarak izleyiciyi ekranda tutma amacı var. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet TV olarak bunu doğru bulmuyoruz. Dini konular bilgilendirme amacıyla insanlara sunulacak konulardır. Meselelerin ilmi tartışmalarının yapılacağı mecra ekran önü değil, akademik ortam ve toplantılardır. Ekran, vatandaşı bilgilendirme vasıtası olarak kullanılmalıdır. Ya biz insanlara medya ve din arasındaki ilişkiyi anlatmak istiyoruz. Din hakkında bilgisi olmayan bir insan dinle ilgili konuşabiliyor, anlatabiliyor ve insanları yanlış yönlendiriyor. İslamofobi ve medya ilişkisinin de ele alınacağı programda günümüzde bilgi edinme kaynaklarından biri olan internette sahih dini bilgiye nasıl ulaşabileceğimize dair de ipuçları verilecek. Farklı farklı insanlar çıkıp televizyonda ya da sosyal medyada daha çok özellikle belirli bir kitleye ulaştığı zaman bununla ilgili yorum yapabiliyorlar, insanları yönlendirmeye çalışıyorlar. İnternetten dini bilgi öğreniyoruz. Özellikle bir şeyi merak ettiğimiz zaman internete soruyoruz ama
Her baktığımız site doğru mu, güvenilir mi? Yani çok yanlış, kasıtlı ve bilgisizlikle verilen bilgiler var. Sosyal medyadan çizgi filmleri, yazılı ve görsel basına kadar dinin izleyiciye nasıl aktarıldığının, alanında uzman konuklarla tartışılacağı din ve medya programının sunuculuğunu Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo Televizyon Daire Başkanı Mustafa Çağdar yapacak. Medya ve din birbirinden özel, alanında uzman konuklarıyla 20 Eylül'den itibaren her hafta Cuma günü izleyicisiyle buluşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı ile Zehra Üniversitesi işbirliğinde Afrin'de bir eğitim programı gerçekleştirdi değerli izleyenler. Davet usulleri ve davetçi yetiştirme başlıklı program başarıyla tamamlandı. Suriye'nin terörden arındırılan Afrin bölgesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Zehra Üniversitesi İlahiyat ve İslami Araştırmalar Fakültesi işbirliğinde özel bir eğitim programı düzenlendi. Davet usulleri ve davetçi yerleştirme başlıklı eğitim programından 450 kursiyer yararlandı. Kursiyerlere 21 konferans sunumu yapıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an Allah'ın yardımıyla kurs sona ermiş bulunuyor. Kursun başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Afrin Fetva ve Vakıflar Müdürlüğü'nün denetiminde gerçekleştirilen 5 günlük programla birbirinden değerli akademisyenlerin verdiği eğitim başarıyla tamamlandı. Bu mübarek çalışmayı büyük bir başarıyla taçlandırdığınız için ilk ve son teşekkürü esasında siz hepiniz hak ediyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında dil, din, ırk ayrımı yapmadan mazlumlara yardım elini uzatan Türkiye, hem resmi kurumlar hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu anlamda gerçekten tam bir seferberlik halinde değerli izleyenler. Sel felaketi yaşanan Sudan için de Türkiye Diyanet Vakfı'nın da aralarında yer aldığı STK'lar yardım kampanyası başlattı. İlk etapta iki uçakla ülkeye yardım malzemesi gönderildi. Yaptığı yardımlarda gerek uzak coğrafyalardaki mazlumlara gerekse küçücük çocukların masum yüreklerine dokunup yüzlerinde tebessüm oluşturan Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bu kez Sudan için bir araya geldi. Ağustos ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle Sudan'da 16 eyalette yaklaşık 41 bin evin yıkıldığı ve 350 binden fazla kişinin afetten etkilendiği tespit edilmişti. Yaşam koşullarının zaten iyi olmadığı bölgede sel felaketinin de etkisiyle yaşam daha da zorlaştı. Bahsettiğimiz sayı yaklaşık 500.000 insan ve ihtiyaçları acil olarak barınma, sağlık, eğitim ve gıda temelli ihtiyaç. Türk Kızılay'ın öncülüğünde harekete geçen Türk Sivil Toplum Kuruluşları Sudan'ın yaralarını birlikte saralım sloganıyla bir kampanya başlattı. Hem ülkemizde hem de dünyada İDSB bünyesindeki farklı ülkelerdeki insan yardım kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında destek vereceği büyük bir kampanyayla hızlı bir şekilde Sudan'ın yaralarını sarmaya gayret edeceğiz. Selden en çok etkilenen bölgelerde Türkiye'nin desteğiyle yerel mimariye uygun Türk köyleri inşa edilecek. Gıda, eğitim ve barınma ihtiyaçlarının acilen karşılanacağı bölge için yardımlar bunlarla sınırlı değil. Çeşitli bölgelerde mobil klinik hizmeti vererek Sudan halkına acil sağlık desteği sağlamayı duruma göre yerelden ya da ülkemizden temin edilecek temizlik malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. AFAD, Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere 15 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği kampanya çerçevesinde ilk parti yardım malzemeleri Hava Kuvvetleri'ne ait iki askeri uçakla yola çıktı. İçerisinde çadır, battaniye, hijyen seti, gıda ve ilaçtan oluşan yardım malzemeleri Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşu yetkilileri tarafından Etimesgut Havaalanı'ndan Sudan'a uğurlandı.
Dün akşam İstanbul'da motosikletli saldırganlar dehşet saçtı. Gazi Osman Paşa'da sokaklara dalarak etrafa gelişi güzel ateş açan iki zanlı, ikisi çocuk, 7 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri suç dosyaları kabarık olan saldırganları kovalamacanın ardından kısa sürede yakaladı. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan yükselen silah sesleri büyük korku yaşattı. Tetiğe basanlar çevreye rastgele ateş açan saldırganlardı. Karlıtepe Mahallesi'nde sokaklara dalan motosikletli saldırganların açtığı ateşte ikisi çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağırdı. Çevre iş yerleri ve evlerde hasara neden olan saldırının ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. 7 vatandaşımız yaralandı. Bu vatandaşlarımızdan sadece biri, bir hanımefendi şu an itibariyle ameliyatta. Diğer yaralılarımızın durumu şükürler olsun ki daha iyi durumda. Alarma geçen polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Zanlılarla polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Fazla kaçamadılar, yakalandılar. Çok kısa bir süre içerisinde de İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler bu iki saldırganı yakaladılar. Şüpheliler Osman C. ve Murat A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kimlik araştırmasında zanlıların kasten yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet, uyuşturucu kullanma ve sahte kimlik kullanma suçlarından kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Kendilerinin çeşitli suçlardan çok kabarık bir suç dosyası var. Sebep zannediyorum daha sonra ortaya çıkacak. Polisin zamanında müdahale etmesi dehşetin büyümesini önledi. 3 ayrı yerde yapmış olmaları, bu eylemlerini daha sonra da sürdürecekleri ve daha vahim sonuçlar ortaya çıkarabilecekleri gibi bir öngörüye bizi ulaştırıyor. Süper okuma sistemi, kısa adı SOS-PLAS, insanların hızlı okuma ve hızlı kavramalarını sağladığı belirtilen sistem, öğrenciler üzerinde yapılan araştırmanın ürünü, modelin okullarda uygulanabilirliği tartışılıyor. Bursa'da okuma ve kavramayı geliştirmek için ilkokul öğrencileri üzerinde bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda okuduğunu kavramayı sağlayan ve dolayısıyla okuma hızını da artıran süper okuma sistemi SOS-PLAS adlı model geliştirildi. Süper okuma sistemi Türkçenin anlamsal işletim sistemine uygun yeni bir okuma davranışı modeli ortaya koydu. Bu davranış Türkçenin anlamsal işletim sisteminde sözcükleri değil, sözcüklerin bir araya gelerek oluşturdukları kompozisyonları esas alıyor. Önce doğru okumayı sağlayan nefes egzersizleriyle başlayan ve 20 adımı içeren süper okuma sistemi, sözcük sözcük okuma yerine doğru anlamsal birlikleri görüntüleyerek algılamayla süratli okuma ve kavrama sağlıyor. Orta beyinde bir anlama merkezine sahibiz ve görüntülediğimiz her ifade önce anlama merkezine gidiyor, anlama merkezinde ilişkilendiriliyor ve kavranıyor. Fakat dikkatten kaçmaması gereken bir şey var. Bu anlama merkezinin kapasitesi sadece 3 poz. Yani sadece 3 resim. Doğal olarak eğer sözcük sözcük görüntülüyorsanız sadece 3 sözcüğü görüntülediğinizde depo doluyor ve anlamlandırmak istiyorsunuz. Ama henüz daha yargıya ulaşmamışsınız, cümlenin genel anlamını kavrayamıyorsunuz. Böylece anlamadığınızı düşünerek sürekli geri sıçramalar yapıyorsunuz. Süper okuma sistemi bunu tamamen ortadan kaldırıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, hızlı okumanın Türkiye ortalamasının dakikada 150 kelime olduğunu belirtiyor. Nörologların bir beynin dakikada 600 ila 800 kelimeyi rahatlıkla okuyabileceğini tespit ettiklerini de ekliyor. Süper okuma sisteminde SOS-PLAS'ta anlamsal birlikleri esas alan bir görüntüleme alışkanlığı ediniyorsunuz. Yani sözcük öbeklerini bir bütün olarak algılıyorsunuz. Bunu bir yapboza benzetebilirsiniz. Yapbozun her parçasını ayrı ayrı görerek anlamaya çalışmak, bugünkü okuma davranışını tarif etmek için uygun bir örnek. Halbuki düşünün, o yapboz bir bütün ve siz o bütüne bakarak onu algılayabiliyorsunuz ancak. İşte okuma davranışı sözcük sözcük yapıldığında her yapbozun her parçasına ayrı ayrı bakmak anlamına geliyor. Halbuki amacımız, hedefimiz o bütünü görebilmek. Süper okuma sisteminin önümüzdeki yıllarda okullarda kullanılması gündeme gelebilir. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Huzurlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.